Şimdi Tayyip Hocam'ın çok iyi bir yönü var. İslam ülkelerinin liderlerinin hiçbiri bu tarz bir konuşma yapmıyor. Bir tek Tayyip Hoca yapıyor. O ona ahir zamanda büyük bir şeref. Çok güzel bir ibadet. Bak, hiçbir İslam ülkesinin lideri ayetle konuşmuyor. Hiçbir İslam aleminin birliğinden bahsetmiyor. Kendi alemlerinde işte petrol satacak mıyız? Ticaret yapacak mıyız? Silah alacak mıyız? Silah satacak mıyız? Bunlar. Tayyip Hoca nereye gitse hep İslam birliğinden bahsediyor. Çok güzel yapıyor. Ben Tayyip Hocama rica etmiştim çok kere. İslam ülkelerine bunu hatırlat. İslam birliğine bahset. Yani çünkü uyanamıyorlar. Bir kere iki kere değil. Bunları belki 100 kere uyarmak lazım. Tayyip Hocam her gittiği yerde ısrarla Allah rızası için uyarmaya devam etsin. Açık açık alenen İslam alemi birleşsin desin. Allah birleştirecek. Her konuşması da çok büyük sevap. İslam alemi birleşsin demek en büyük sevaplardandır. En büyük sevaplardandır. Yani binlerce sevabı olan bir konuşma. Yani mesela bir fakire çeket alalım dersin, sevabı vardır. Ama İslam alemi birleşsin dersen binlerce, milyonlarca sevabı var. Çok sevabı olan güzel bir ibadet. Onun için Tayyip Hoca'yı bu konuda başarılı buluyorum. Hiç bıkmadan, yılmadan devam ediyor. Devam edecek inşallah, devam da etsin. Sonunda çok güzel günler göreceğiz. Israrla ona, bak o ibadeti Allah ona nasip ediyor, ne güzel. Hiç kimse o ibadete yanaşmıyor. Onu söyleyecek zemini hocam siz sağladınız, vesile oldunuz inşallah. Daha önce kimse Allah demiyordu, inşallah demiyordu, maşallah demiyordu. Ayet de söylemiyordu. Siz ortaya çıkmışsınız ve her yerde Allah'ın şanını yüceliğini anlatmışsınız hocam. O yüzden bu hale geldi. Türkiye'de hakikaten hiç Allah'tan bahsedilmiyordu. Evet. Ayetle hiç konuşulmuyordu. Evet. Bakın 70'li yıllara, 80'li yıllara kadar bakın. Sonradan başladı bu. Evet. Maşallah. Ya yani bizler öncülük ettik. Allah'a çok şükür. Maşallah.